Selim Seyyidena ve Senedena ve Mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye lillâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ i'tisâmî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unîb. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhu la nebiyye ba'de. Kâle Allahü Teâlâ fi kitâbihil kerîm. Euzü billahi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kemâ sabara ülil azmi مِنَ الرُّسِلِ فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ İlâ âhir. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْهَاشِمِيُّ الْكَرِيمُ Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim, peygamberlerin imtihanı bizler için içinde önemli ders veren imtihan çeşitleridir. Her peygamber farklı noktalarıyla hayatın içinde imtihan olmuşlardır. Her peygamber içinde bizler de farklı farklı şekillerde imtihan olacağız demektir. Peygamberlerin fazilet derecesine göre imtihanları da ağır olmuştur. Peygamberler vardır, peygamberler içinde ülül azm peygamberler de vardır. Ahkaf suresinden okuduğum, sellaha yaptığım ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a karşı fasbir kema sabara ülül azm buyuruyor. Ülül azm peygamberler minar rusul peygamberlerden ülül azm peygamberler gibi sen de sabırlı ol ey Muhammed Aleyhisselam demektir. Ahkaf suresinde Efendimiz Aleyhisselam'ın âli şahsiyetine gelen bu hitabe arkasından da onun ismiyle gelecek surenin de işaretlerini veriyor. Peygamberler içerisinde 5 tane ulul azm peygamber vardır. Ve minke ve min Nuhin ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ahaznahum mithakan kaliza ayetiyle anlatılan ümmetler peygamberlerine biat ederler. Biat etmek şahsa bağlanmak değildir. Biat etmek beşeri vaziyetten ilahi kanunlar ufkuna yükselmek demektir. Peygamberler de Allah'a söz verirler ki bunlara da ahd-i misak denir. Peygamberlerin derecelerine göre belalar da mütefavit olur. En çok bela gelen peygamber de en zirve peygamber. İşte buna ulul azm deniyor. Bunlar 5 tanedir. Ayet ifadesiyle bir tanesi sensin diyor Cenab-ı Hak Efendimiz'e, sonra İbrahim Aleyhisselam, sonra Musa Aleyhisselam, sonra İsa Aleyhisselam ve Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da ikinci Adem, Nuh Aleyhisselam sayılıyor. Sizlerin de başına bela gelecek onlar gibi sabredin diyor. Hangi sahada peygamber ileride ise o sahanın da kahramanı olur. Ve peygamberler içinde sabır kahramanı dendiği zaman da akla üstadın da ikinci lemada anlattığı Hazreti Eyüp Aleyhisselam akla gelir. Eyüp Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden farklı noktaları var. Genelde Cenab-ı Hak peygamberleri toplumun fakirlerinden seçmiş topluma göndermiştir. Peygamberlerden zengin peygamber yok. Kur'an'da ismi geçen. İki tane zengin peygamber var.
Kur'an'da ismi geçen, bunlar aynı zamanda devlet başkanı, saltanat sahibi Davud Aleyhisselam ve oğlu Süleyman Aleyhisselam. Ama asaletten zengin olan bir tane peygamber var. Annesinden babasından zengin olarak gelmiş Lut Aleyhisselam'ın torunu, Yakup Aleyhisselam'ın da damadı. Aynı zamanda İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı gün vezirlerden bir tanesi olan Mus'un da Hazreti İbrahim'e inanan Mus isminde bir zatın da evladı. Hazreti Eyüp Aleyhisselam asaletten zengin. 13 tane oğlan çocuğu var. Her gün binlerce insanlara yemek ikram ediyor. Kuru erzak dağıtıyor. Ve tabi cömert olunca insan etrafına dağıtınca yiyecek içecek, etrafında da saygı duyanlar, el pençe divan duranların sayısı çoğalır. Bu dünya böyledir. 80 sene böyle bir rahat hayat yaşadı Hazreti Eyüp Aleyhisselam. Cömert mi? Cömert. Ve sonra Cenab-ı Hak sıhhatini aldı. Cüzzam hastalığı veya çiçek hastalığına maruz kaldı. Peygamberleri Cenab-ı Hak sevimsiz yapmaz ama herhalde öyle bir şey oldu. Sonra çocukları aleyhine geçti. Çünkü iflas etti. Serveti gitti. Sıhhat gidince servet gitti. Hiçbir şeyi kalmadı. E insanlar almaya alışmıştı, ondan alamayınca insanlar da bu defa düşmanı oldular. Oğlanların bir kısmı öldü, bir kısmı düşmanı oldu. Hanımıyla beraber dünyada iki kişi kaldı. Hanımı Leyya, Yakup Aleyhisselam'ın kızı veya Hazreti Yusuf'un kızı rahmette diyenler var. 18 sene. Hiç kimsesi kalmadı. Şu imtihanın derinliğine bakın. Hanımı diyordu ki, ya Eyüp, Allah senin duanı kabul eder. Hele şöyle bir dua et de şu hastalıktan kurtul. Ben Rabbime dua etmekten haya ederim. 80 sene sıhhat ve servet içinde yaşadım. Hemen şimdi 5-10 sene hasta olduk. İnsanlar bana düşman oldu diye, ya Rabbi ben sıkıldım, bana sıhhat ver diye dua etmekten haya ederim. Hele bir 80 senede hasta yaşayalım da böyle hayat dengelensin. Belki ondan sonra Allah'a dua ederim. Ne büyük imtihan. Bunu anlamak çok zordur. Herkesin belli ayrı imtihanları vardır. Zengin adam fakir olur, kıymeti anlaşılmaz, derin bir imtihandır. Alim bir adam cahillerin içinde kalır, kadri kıymeti anlaşılmaz, o ayrı bir imtihandır. Hoca Efendi'nin Altın Nesil konferansının başında dediği gibi Epiktatos'tan naklediyor. Köpek et yemediği zaman talih, köpek koku alamadığı zaman değil, et yemediği veya koşamadığı zaman talihsizdir. At koşamadığı zaman talihsizdir, et yemediği zaman değil. Herkesin şartlarına göre bir imtihan tarzı vardır. Hazreti Eyüp Aleyhisselam sabır kahramanı olarak tam 18 sene çekti. O kadar çekti ki yarım yamalak iki tane ümmeti kalmıştı. Bir gün ziyaretine geldiler. Başındaki biri diğer arkadaşına diyordu ki, ya biz de bu Eyüp'ü iyi bir insan zannediyorduk, peygamber diyorduk. Bizim bilemediğimiz kim bilir ne hatlar karıştırdı. Haşa. Ne günahlar işledi ki Allah bu kadar bela ile, hastalık ile onu imtihan ediyor. En vefalı iki tane mümini de onun hakkında böyle düşünüyor. Ve Hazreti Eyüp Aleyhisselam bir münacatta bulundu. İkinci lambada genişçe hikmetleriyle beraber anlatılan Rabbi inni messeniye durru ve ente erhamur rahimin. Allah ona sonra sıhhat verdi. Hem de 35 yaşında bir genç gibi sıhhat verdi. Dünyanın en güzel insanı oldu. Kaçan hanımı da geldi. Sonra Allah daha önceki çocukları kadar evlat, erkek evlat verdi ona. Bir misli daha servet verdi. Semadan Allah'ın sınırlarını çizdiği, harem dediği sınırlar içerisine altın çekirkeler yağıyordu. Hazreti Eyüp Aleyhisselam daha sonra hem dünyasını kazandı hem ukbasını. Tabii ki peygamber ukbasını kazanacaktır. Allah da bize veriyor, imtihan ediyor. Şimdi aldı. Türkiye'de nice zenginler var, sıfırlandılar. Şu hadiseler münasebetiyle sıfırlandılar.
Nice makam sahibi arkadaşlarımız vardı, sıradanlaştılar. Allah vermekle imtihan etti. Şimdi aldı, imtihan etti. Eğer isyan etmez, Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi sabredersek, sabırdan öte şükredersek, sabır ve şükür kahramanı olursak, vel akibetü lil müttakin, akibet yine inşallah bizim olacak. Hem bu dünyada yeniden arzu ettiğimiz noktalara yükseleceğiz ve inşallah öbür alemde de Cenab-ı Hakk'ın murat buyurduğu ebedi saadetlere nail olacağız. Cenab-ı Hak Efendimiz'i özellikle tembih ediyor. فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ Aynı ayet içinde sakın ha acele etme. Acele etme, sabret. مَنْ صَبَرَ زَفِرَ Kim sabrederse o muzaffer olacak. İnşallah bizler de muzaffer ve muvaffak olacağız. اَلَا اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ وَاَبْلَغَ النِّزَامِ كَلَامُ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْعَز۪يزِ الْعَلَّمِ كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق صدق الله العظيم Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamiline kema emer. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhun nebiyyil muteber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şani safiyyi. Fekalallahu azze ve celle min kaili muhira ve amira. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم صل الإسلام والمسلمين اللهم الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون